Açık Hava Müzesi'nin bu bölümdeki adresi İskoçya'nın kuzeydoğusunda yer alan Aberdeen. Aberdeen, ticari anlamda İskoçya'nın kuzey denizine kıyısı olan en önemli limanlarından biri. Aberdeen'in bir diğer adı Silver City, yani Gümüş Şehir. Bunun sebebi ise şehirdeki tüm binaları metalik gri renginde olması. Yaklaşık olarak 210 bin kişilik bir nüfusa sahip olan Aberdeen, her yıl çoğunlukla Birleşik Krallık'ın en güvenli şehri seçiliyor. Aberdeen'in ilginç bir özelliği ise Birleşik Krallık genelinde büyük lotoların en çok çıktığı şehir. Aberdeen'de 40'tan fazla kişi ülke genelinde yapılan loto sonucunda milyoner olmuş. Hazır konuyu paradan açmışken şehrin en büyük gelir kapısından bahsedelim. Kuzey Denizi kıyısında bulunan petrol ve doğalgaz yatakları Aberdeen ve tüm Birleşik Krallık için önemli bir gelir sağlıyor. Çok yakın bir arkadaşım Aberdeen Üniversitesi'nde yüksek lisans yaptığı için onu ziyarete gitmiştim. İstanbul'dan Aberdeen'e direkt uçuş olmadığından Amsterdam'dan aktarma yaparak gittim. Aberdeen havaalanı sanıyorum seyahat ettiğim en küçük havalimanı olabilir. Pasaport kontrolünden geçtikten sonra dışarıya çok hızlı çıkabiliyorsunuz. Havaalanından çıktığımızda ilk izlenimim havanın dondurucu soğukluğuydu. Havada güneş vardı ama sanki güneş ısı değil de sadece ışık veriyordu. Aberdeen seyahatim boyunca dışarıda gezerken beremi ve eldivenimi hiç çıkaramadım. Belli bir süre yaşadıktan sonra beresiz veya eldivensiz dolaşmaya alışmak mümkün mü pek emin değilim. Binalarının rengi gibi havası da yılın çoğu zaman gri olan Aberdeen, küçük ama samimi havasıyla beni bir hayli etkilemişti. Samimi dememin sebebi, İskoçların gerçekten çok güler yüzlü, espiritüel ve samimi olmasıydı. Yaklaşık olarak 1.3 km uzunluğunda şehrin en işlek caddesi olan Union Street'te her şeyi bulmanız mümkün. Union Street'te sağa sola herhangi bir tarafa baktığınızda Aberdeen'e neden gümüş şehir dendiğini hemen anlayacaksınız. Çünkü burada gri dışında herhangi bir renkte bina görmeniz mümkün değil. Ekose dediğimizde aklımıza belli bir desenli kumaş gelir. Bu kumaşın desenini de İskoç kıyafetlerinde ve özellikle erkeklerin geleneksel olarak giydiği kiltlerde görürüz. Ekose kelimesi dilimize Fransızcadan geçmiştir ve spesifik bir deseni veya kumaşı tanımlamaktadır. Fransızcadaki ekose kelimesinin Türkçe karşılığı ise İskoç'tur. Dolayısıyla tüm İskoçya'da olduğu gibi Aberdeen'deki mağazalarda da ekoseli harika ürünler bulabilirsiniz. İskoçya ve Aberdeen'den bahsederken viskilerden bahsetmezsek olmaz. Aberdeen, İskoçya'da en çok viski üreticisinin bulunduğu şehir. Eğer ilgiliyseniz burada envai çeşitli ve kalitede viskiyi bulabilirsiniz. Pek viski sevdalısı olmamama rağmen soğuk havada gezdikten sonra içildiğinde buradaki yerli viskilerin çok daha farklı ve lezzetli olduğunu hissettim. İskoç kültüründen bahsederken gaydayı anlatmadan geçmeyelim. Bazı tarih kaynaklarına göre gayda enstrümanı ilk olarak Ortadoğu'da görülmüş. Zamanla değişime uğramış ve günümüzdeki gayda şeklini almış. İngiliz literatüründe gayda hakkında ilginç bir düşünce şekli vardır. Bunun sebebi İskoç filozof Thomas Brown'un yazdığı Ölüden Yaşayana Mektuplar adlı eserinde gaydayı konumlandırma şeklidir. Brown bu eserde gaydayı yalnızca şeytanın çalmak isteyeceği bir enstrüman olarak tanımlıyor. Bu tasvirin Katolik Kilisesi tarafından dikkate alınmasının en önemli nedenlerinden biri ise enstrümanın tanrısızlığı simgeleyen bazı özellikleri olmasıdır. Mesela gayda genellikle keçi sesine benzetilir ve gaydaların çanta bölümü büyük bir çoğunlukla keçi derisinden yapılır. İncil'deki bir pasajda İsa geri geldiğinde iyi insanları ve kötü insanları birbirinden ayıracağı bahsedilir. İncil'deki bu pasajda iyi insanlar kuzu olarak, kötü insanlar ise keçi olarak tasvir edilmektedir. Bu nedenle Hristiyanlıkta keçinin şeytana simgelediği düşünülür. Gaydanın dini anlamında bazı soru işaretleri olsa bile İskoçlar için bu enstrüman kendi seslerini ve ruhlarını yansıtan bir araç. Aberdeen'de sokaklarında kaybolmanızı önerdiğim bölgenin adı Old Aberdeen, yani Eski Aberdeen. Burası adından da anlaşılacağı üzere Aberdeen'in tarihi bölgesi. Buradaki sokaklarda yürürken tarihte bir yolculuk yaptığınızı hissedeceksiniz.
Şehrin tarihi St. Maka Kilisesi de bu bölgede yer alıyor. Old Aberdeen'de görmenize muhakkak istediğim yer Aberdeen Üniversitesi'nin binası. 1505 yılında inşa edilen yapıyı Harry Potter severler Hogwarts'ın görkemli binasına benzetebilir. Kampüsün meydanı halka açık. Yani burada harika fotoğraflar çekebilirsiniz. Eğer İskoçya taraflarında bir tur yapıyorsanız Aberdeen'i bir günde tamamen gezebilirsiniz. Hatta Aberdeen'e arabayla yarım saatlik mesafede ve birçok ünlü filme ev sahipliği yapmış olan Dunnottar Kalesi'ni ziyaret edebilirsiniz. Bu kaleyi ziyaretimi size başka bir videoda anlatacağım. Açık Hava Müzesi'nin bu bölümde sonuna geldik. Bir sonraki videoya kadar şimdilik hoşçakalın.